İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Satürn'de kalmıştık. Satürn burada gördüğün karşınızda sembol, sembolünü görüyorsunuz. Yarım dairenin yani evrimleşen insan ruhu haç yani maddenin altında bulunması, maddenin veya fiziksel kısıtlamaların ruhun irade edilmesinden önce geldiğini bir sembolize eder. Bir başka deyişle ruh maddesel koşullarla sınırlanır. Satürn'ün sembolü Jüpiter'in sembolünün tersidir. Jüpiter genişleme, Satürn kısıtlama ile bağlantılı. Daraltır, sınırlandırır, disipline eder. Bulunduğu evde sizi disipline eder, sınırlandırır. Karmik bir gezegendir. Karmalarınızla alakalı arkadaşlar kısacası. Yedinci gezegen, yönettiği burçlar Oğlak ve Kova. Kova'yı modern astrolojiye yüklü karma astrolojisine göre Uranüs de yönetiyor aynı zamanda. Ve Satürn terazi burcunda yücelir. Terazi burcunu sever. Dengeyi sever çünkü. Fonksiyonu yapılandırmak, disiplin etmek. Yönelimleri kontrol, gerçekçilik, düzen, otorite, disiplin ve mükemmelleştirme. Temsil ettiği şeyler, eski zamanlar. Arkadaşlar geçen sene farkındaysanız biz Satürn-Uranüs kareleri yaşadık. Hala da şu anda yaşıyoruz. 2-3 derece ofla. Ofları da öğreteceğim size. Yani eski ve yeni savaşıyor. Demek eski bir yandan çekiştiriyor, yeni bir yandan çekiştiriyor. Yani hayatlarımızın, haritalarımızda bu hangi alandaysa eğer, o alanda diyelim 10. evde bir Uranüs var, 7. evde bir Satürn var. Yükselen aslanlar için konuşabiliriz. Bu çünkü Satürn Kova'da. Yani sizi kariyeriniz ve eviniz arasında gidip geliyorsunuz, eski bir sistemle hareket ediyorsunuz. Artık siz bu eskiyi yıkıp onun yerine yeniyi inşa etmeniz gerekir. Artık yeni bir şeyler yapmanız gerekir. Çünkü sistem artık eskiyi götürmüyor. Yani Uranüs oradan Satürn'e şok edici şekilde. Yani siz yapmazsanız bunu ya, hayatınızda bunu sistem yapacak demektir. Sizin için sistem yapacak demektir arkadaşlar. Ya kendiniz bunu yapacaksınız gönüllü ya da ilahi sistem müdahale edecek demektir. Yani bunu biz işte 1,5 senedir yaşıyoruz zaten. Daha da devam edecek bu sene sonuna kadar. Temsil ettiği şey eski zamanlar, eski yapılar, yaşlanma ve ölüm, yaşlı insanları da ifade eder. İş yerinde, kariyer evimizde ise patronlarımızı ifade eder. Eğer Satürn'ün belirli açıları varsa otorite figürleriyle sorunlar yaşayacağımızı ifade eder. Açılarda haritada onları göreceğiz. Tükenmişlik, kötümserlik, korkular, endişeler, engeller, depresyon, plan, organizasyon, sabır, bize sabrı öğretir. Kontrol, gerçekler, konsantrasyon, bilgelik, istikrar, sağlamlık. Sağlamlık mesela Satürn 7. evinden bizden geçerken evlenirsiniz arkadaşlar. Size sorumluluk kaldırır ilişkide. Jüpiter de geçerken evlendirir ama Satürn daha çok size sorumluluk kaldırmak için evlendirir yani. Evlilik göstergelerinden bir tanesidir. Bilgelik, istikrar, sağlamlık, kalıcılık, yorucu ve sıkıcı şeyler, cimrilik, yoksunlaşma, izolasyon, zaman, zamandır aynı zamanda, kronos. Toplumsal kurallar, süper ego. Medikal astrolojide ise iskelet, cilt, kalsiyum eksikliği, damar sertliği, damar tıkanıklığı, yaşlılık, açlık ve yoksulluk ile ilintili hastalıklardır. Yani aynı zamanda Satürn dişler ve kemiklerimizle de alakalıdır. Bir Satürn transiti yerken diş, kemik ağrıları, diş ağrıları falan çok çekersiniz yani. Dişlerinizde olur Satürn ya kötü transitleri. Temsil ettiği kişiler yaşlı erkekler, aynı zamanda baba. Bu da yazmış Satürn. Özellikle gece haritasında baba. Daha doğrusu arkadaşlar klasik astrolojide baba 10.
anne dördüncü ev. Modernde zannedersem tam tersi. Büyük babalar, papazlar, münzeviler, dinenciler, toprakla uğraşanlar, köleler, inşaatçılar, yani inşaat mesleğe bak, zaten inşaat mühendisliği falan verir mesela. Aynı zaman Satürn Musevilerle de alakalı. Olumlu anlamda kullanılırsa Satürn, yani bir terazide, kovada, oğlakta Satürn'ünüz varsa ve iyi çalışıyorsa çok başarılı bir insan olursunuz. Bilgili, disiplinli, kontrollü, az konuşan, öz konuşan, sabırlı, ciddi ve ağırbaşlı, çalışkan, özenli, sorumluluk sahibi, pardon, davranışlarına sade ve konfordan uzak, gerçekçi, planlı, azimli ve odaklanabilen. Olumsuz anlamda güvensiz, şüpheci, inatçı, mesafeli, asla memnun olmayan, sürekli şikayet eden ve söylenen, aşırı eleştiren, materyalist, çıkarcı, aşırı karamsar, aşırı mükemmeliyetçi, umutsuz, izole ve depresif. Arkadaşlar, Satürn'ün bulunduğu burç ve Satürn'ün bulunduğu ev, bu hayatta bizim en çok nerede zorlanacağımız, en çok nerede sınavlarımızın olacağını gösterir. Mesela Satürn yengeçse bir insanın arasında en çok ailesinden yana sınanacak bu hayatta. Atalarından, köklerinden getirdiği bir problem vardır. En çok ailesiyle sınanacaktır. Anneliğiyle sınanacaktır kadın. Ya da annesiyle sınanacaktır. Olumsuz anlamda güvensiz, şüpheci, bunu saymışım, bunu saymıştım. Şimdi geldik Uranüs. Yani jenerasyon gezegenleri, dış gezegenlere geldik. İnşallah bitirebiliriz. Yarın da hareket okumalarına falan diğer şeylere geçeriz. Bitireyim şunları hemen. Zaten 3 gezegen kaldı. Uranüs 1781 yılında bulunur. Sembol'deki H biçimi Sembol'deki H biçimi her şeyin adından gelmektedir. Bu sembol aynı zamanda ilk televizyon antenlerine de benzemektedir. Satürn, zaten Uranüs teknoloji, bilim, üst bilim, yani bilgisayar, internet, bunların hepsi Uranüs'le alakalıdır. Ve Uranüs bulunduktan sonra bunlar gelişmeye başlamıştır. Aslında karmik anlamda söylersem belki de bunların artık maddi dünyada nüfus bulması gerekiyordu ve Uranüs ortaya çıktığına diyebiliriz yani arkadaşlar. Uranüs'ün sembolünde dairenin üzerinde haç bulunmaktadır. Haçın iki yanı da birer dikey çizgi bulunmaktadır. Burada eğri çizilmiş ama bunu düz de çiziyorlar. Bazı astrolog bu çizgileri yarım daire biçiminde çizerler. Jeff Ma'ya göre Uranüs'ün sembolü Mars'ın eski sembolüne benzemektedir. Bunları geçeyim. Bu sembol kutsal ruhun maddesel koşullarla uğraşırken tamamen zihnin kontrolünde olduğunu gösterdiği söylenir. Uranüs üst bilinçtir, üst bilgidir. Yani Merkür'ün üst oktavıdır. Kova burcunu destekler ve kova insanların genelde çok marjinal, çok felsefik düşünebilen, böyle değişik insanlardır. Uranüs zaten arkadaşlar, tüm gezegenler böyle dönüyorsa, dünya da buna dahil, Uranüs tepe taklak döner. Çok marjinaldir kova burçları ya da Uranüs etkisi taşı ya da haritasının kova yerleşimleri çok olanlar. Çok marjinal insanlardır zaten. Uranüs kendisi de marjinal bir gezegendir zaten. Şok edici, şok edici değişimler yaratan. Yani Uranüs'ün bir açısını yediğimiz zaman ne geleceğini tam olarak bilemeyiz, kestiremeyiz. Uranüs bizi şok eder çünkü yaptığı şeyleri. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. 8. gezegen modern astroloji yönetimi kovayı yürütüyor. Fonksiyonu değiştirmek, değiştirir. Yani mutlaka Uranüs'ün yaptığı bir aşı, burada bir değişim söz konusu. Değişmek. Yani isteseniz istemeseniz de çok ciddi bir şekilde değiştirir. Sizin özgür iradenizin dışında gelişir bu olaylar genelde. Yönelimleri özgürlük, orijinallik, objektif ve aydınlanma, değişim ve ilerleme. Devrimleri devrimciliği falan ifade eder Uranüs. Temsil ettiği şeyler, alışılmışın dışındaki şeyler.
Uçaklar, internet, teknolojik uçlar, uzay bilimleri, astroloji, kazalar, ani ayrılıklar. Uranüs evlilik evinizde bir yere gene kötü bir açı yapıyorsa arkadaşlar aniden bir boşanma ayrılma verir. Tabii 7. ev sadece evlilik değil, aynı zamanda ortaklıklar, iş yaptığınız kişiler, açık düşmanlıklar. Aniden birisinin bir açık düşmanlığıyla karşılaşabilirsiniz mesela. Bir iş yerine ortağınız varsa aniden ayrılabilirsiniz. Bir sorun çıkar mesela. Astrolojik kazalar, ani ayrılıklar, sürprizler, aydınlanma, elektrik bilgilerle şok edici. Yani şok edici aydınlanma, bilinç sıçramalarında biz Uranüs'le beraber yaşarız. Elektrik darbeler, grevler, ani, önlenemez ve yıkıcı durumlar, felaketler ve depremler. Depremler de Uranüs'le alakalıdır. Boğa burcu eğer toprak demekse, toprak burcu zaten, Uranüs de oradaysa, o yüzden burcu birkaç kez çok fazla depremlerden bahsedilir. Şu anda da Mars'la birleşti. Mars'la kaza demek, savaş demek, mücadele demek. Uranüs, Mars birleşip şu anda Güneş'e ve şeye kare atıyorlar. Yani o yüzden deprem bekleniyor şu anda. Yani olabilir deniyor. Ya bilemiyorum. Hayatımızda bir deprem de olabilir. Yani değişik bir deprem. Yani Mısır maddi anlamda değil. Yani madde boyutunda, toprak anlamında değil. Manevi anlamda da büyük bir deprem bekleniyor. Yani bu aydan sonra. Medikal astrolojide sempatik sinir sistemi ani oluşan deformasyonlar, mutasyonlar, şok sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları, kalp krizi ve Uranüs'le alakalı ani olduğu için ve aniden ortaya çıkan tümörler. Temsil ettiği kişiler radikal kişiler, feministler, toplum krallarını yıkan reformist kişiler, devrimciler, isyancılar. Yani ay şu anda ay halkı anlatıyor. Kova burcunu Uranüs yönetiyor. Satürn Uranüs karesi var. Yani o yüzden halk isyanları bekleniyor aslında bu süreçten sonra. Arkadaşlar yani dünya genelinde tabii bu sadece ilgilendiren bir konu değil. İsyanlar, dairatlardır, teröristler, sıra dışı ve asi kişiler, tipiler, pilotlar, astronotlar. Olumlu anlamda sürpriz dolu, özgür, aydınlatan, sınırsız açılımlar getiren, durağanlığı bozan, monotonluktan uzak, heyecanlandırıcı, çarpıcı, yenilikleri açık kişiler. Olumsuz anlamda ani, beklenmedik, şok edici, sarsıcı, huzursuz eden olaylar. Neptün arkadaşlar, kısaca geçeyim, ben ağın arkasını açmak istiyorum size. Neptün deniz tanrısı, Neptün. Yani biraz geçeyim buraları. Ruh ve madde arasındaki dualiteyi anlatır. Birbirlerini tamamlayan özellikleri vardır. Dokuzuncu gezegen modern astrolojiye göre balık burcunu yönetiyor. Fonksiyonu aşkınlık. Aşkınlık, sınırsızlık. Yani sınırları olamama. Sınırları aşma. Ve bu aynı zamanda çok daha iyi bir şey değil çoğu zaman aslında. Temsil ettiği şey net değil. Belirsiz olaylar, denizler, sıvılar, zehirli gazlar, uyuşturucular, alkol, gemiler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, aldatıcı durumlar, ruhsal konular, aynı zamanda kolektif bilinçaltı. Medikal astrolojide kronik yorgunluk, ruhsal tükenmişlik, zehirlenme, mantar, parazitler. Temsil ettiği kişiler, şairler, romantikler, ruhsal yolu güçlü kişiler, ermişler, gemiciler, mantıksız ve değişken kişiler, dalgın kişiler, kendini kandıran hayalperest, sihirkar, alkolikler, uyuşturucuya meyilli olan kişilerde. Yani ne yazık ki balık. Aslında balık burcu, zodyan son balık burcu madde dünyasını çıkmış, tüm maddeyi deneyimlemiş. Artık bu dünyaya ayak uyduramayan, o kadar üst bilinçten düşünüyor ki aslında. Ruhları o kadar güzel ki aslında. Bu dünyadaki hile, hurda, dedikodu, yalan falan balık burçları artık. Yani o yüzden manevi anlamda kendini güçlendirmezlerse, çünkü çok şükürtüler insanlar onlar aslında, kayabiliyorlar. Yani uyuşturucuya, maddeye, alkole çok fazla kayabiliyorlar yani. Haritasında su elementi fazla olanlarda da oluyor bu genelde. Plüton'a geldik. Kutsal ruhun dairesi, evrimleşen insan ruhunun yarım dairesi tarafından sarılmıştır. Ve maddenin haçı üzerinde oturmaktadır. Plüton'dan bahsediyor.
diyorum. Çünkü akredim bunu. Temsil ettiği şey 10. gezegen Akrep Burcu'nu yönetiyor. Modern astrolojiye göre entegrasyon, eliminasyon, nüfuz etme, empoze etme, yıkma, dönüştürme güçlerine. Bahsetmiştim Plüton'dan. Plüton'un yıktığı ve dönüştürdüğü bir evimiz, alanımız varsa Uranüs değiştirir demiştim, söylemiştim. Tekrar onu değiştirebilirsiniz. Ama Plüton yıktığı, geçtiği yerde asla bir daha eskisi gibi olmazsınız. Plüton transiti çok ağır ve çok zor. Temsil ettiği şeyler, kadersel ve matematik etkiler, kitle ölümleri, doğal afetler, gizli olan yerler, yeraltı tüneller, atom bombası, suikastler, ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili şeyler. Ölüm yeniden de 18. ev ölüm evidir zaten. Plüton yedir, Akrep Burcu'nun ölüm evidir zaten. Akrep ölmez biliyorsunuz arkadaşlar. Buzluğa koy, 3 gün sonra çıkartın ölmez. O yüzden Akrep Burcu ne yaşarsa yaşasın, yıkılmaz, tekrar kalkar. Tekrar kalkar, kolunu da canı yerden toplar, devam eder. Ölüm, yeniden doğum, entegrasyon, dönüşüm, gölge, metafizik konuları. Medikal astroloji DNA'mızla ilgili boşaltım sistemi, karşılıklı aksi olarak düşünürsek boğa tutma, akrep boşaltma, ağır psikolojik travmalar ve sorunlar, psikolojik mesela. Temsil ettiği kişiler, sır vermeyen ketum, gizemli kişiler, araştırmacılar, dedektifler, psikologlar, cerrahlar da akrep burcu, yani kutu olmayınca. Doktorlar, arkeologlar, güç arzusunda olan kişiler. Karizması olan, çok karizmatik olurlar mesela. Birinci evinde kötü olanlar. Acayip karizmatik olurlar. Görüntü anlamında falan böyle. Zorbalar, despot kişiler, mafya, manipülatif kişiler. Çok manipüle etmeye de açıklardır. Olumlu, kalıcı değişim, derinlik, dayanıklılık, dönüşme yeteneği. Ustalardır artık, biliyorlardır. Değişimi, dönüşümü, ölümü bile biliyorlardır. Yani ölüm bile onları zorlamaz. Büyük güç ve zenginlik, şartları zorlama, yönlendirme yeteneği, azim, hırs, konsantrasyon. Olumsuz anlamda yıkıcı, aşırı baskı uygulayan, gücü dayatan, aşırı risk alan, aşırı derin ve yoğun, aşırı ısrarcı ve takıntılı, aşırı hırslı ve tutkulu, sert, acımasız, fanatik, haşin, bencil. Cinsellikte çok aşırıya kaçan, Plüton, Akrep 8. ev, yani çok değişik, enteresan cinsel yönelimleri olabilir mesela. Aşırı şüpheci, kimseye güvenmeyen, paranoyak, kıskanç, intikamcı arkadaşlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz hocam. Şu anda gökyüzünde gördüğünüz gibi güneş 8 derece Aslan burcunda, Satürn 22 derece Kova burcunda. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz beni değil mi? Şurası yükselen. Yani normalde birinci evimiz Koç, ikinci evimiz Boğa, üçüncü evimiz İkizler, üç yazıyorum görüyorsunuz. Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Ama şimdi güneş 8. derece Aslan'da. Biz doğarken eğer biz doğduysak, şu anda doğan bir insan, tamam güneş olarak Aslan burcuna doğacak ama doğarken dünya kendi etrafında dönüyor ya, güneşin ışığını ilk vurduğunda hangi takım yıldız yükseliyorsa, Oğlak takım yıldız yükseliyor şu anda, o zaman bizim birinci evimiz yükselen derecemiz, şurada 13 yazdım ya mesela, burası şu anda gökyüzünün yükselen burcu. Bugün gökyüzünde Oğlak burcu yükselmiş. Yani Plüton burada 27 derece Oğlak burcunda birinci evde. Burası şans noktası. Neptün, yani asteroidler var, bunları anlatmadım size. Jüpiter burada Koç burcuna ve retro. Şurada R olan görüyorsunuz, onlar retro demek. Yani gezegenler geriye gitmez ama
Dünya daha hızlı gittiği için Dünya geliyor, Jüpiter'e geçiyor, Jüpiter arkada kalıyor yani. Hani 365 günde dönüyor ya Zodyan çevresi. O yüzden bu gezegenler sanki retroymuş gibi görünüyorlar. Geriye gidiyorlarmış gibi görünüyorlar. Ama aslında geriye gitmiyorlar. Ama gezegenler burada fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmiyorlar demektir. Yani çalışamıyorlar. Ama şu da var. Eğer zarar veren bir gezegense eğer, yani kötücül bir gezegense, bazen onun retrosu normal çalışmasından daha iyi gelebilir bize yani. Bu benim doğum haritam. Ya yani ben doğduğumda Güneş Yay burcunda 2 derece. Yani şu sembolleri öğrendiğimizde aslında evleri de öğrendiğimizde ki ben yarını hazırlayayım size aslında birinci ev Koçum burcu. Deminden beri anlatan üzerinde tabii çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim anlattıklarımı not alıp şu Merkür'ü size anlattım, size gösterdim. Benim Merkür'üm Akrep'te. Ama burası aynı zamanda Koç'un evi. Onların hepsini birleştirip yorumlamayı orada bir üzerine tabii çalışmanız gerekecek. Burası alttan Koç çalışıyor yani. Alt bantta Koç çalışıyor burada. Ha ben ne olabilirim Merkür'üm Akrep olmasaydı? Çünkü Akrep biraz daha ketumdur. Biraz daha az konuşur, öz konuşur. Çok sığırdır. Koç enerjisiyle ben aynı zamanda öyle olabilip Merkür'üm orada olduğu için düşünmeden konuşabilirdim yani. Düşünmeden konuş, düşünmeden ki gençliğimde onu yapmışım. Ben yayım yani. Patavatsızdır yayın bir tarafı. Öyle çalıştırabilirim bunu. Ama şu aldığı açılar var ya mavi ve kırmızı açılar. Bunları yorumlamak falan yani bayağı bir uzun zaman süreli çalışmanız gerekir. Her gün açmanız gerekir, her gün bakmanız gerekir. Bu ne demek, şu ne demek diye bir yorumlamanız gerekir. Bir de tabii biz yorumlarken böyle de yapıyoruz. Şimdi göstereyim size. Mesela benim haritamın üzerine transit haritayı koyup açıyorum. Size tabii ki gelmedi şu anda. Geldim arkadaşlar şu anda. Ortadaki kırmızılar gitti. O kırmızı mavi çizgiler. An geldi, evet. Yani nasıl haritaya bakıyoruz biz? Ortası benim doğum haritam. Etrafta şu andaki gökyüzünün durumu. Şu anda Güneş 8 derece Aslan'da. Şu an sizle konuşurken. Ay 11 derece Başak'ta. Merkür 23 derece Aslan'da. Şu tabii şey sembolünü öğretmediğimizi galiba değil mi? Şey gezegen sembolü, şey burç sembolü. Onları da öğrendiğinizde yani üzerine çok çalışmanız gerekir. Ben kaç yıldır çalışıyorum? Ben 5 yıldır çalışıyorum. Yani ama kendi doğum haritanıza bakabilirsiniz. Yani o kadar öğrenebilirsiniz aslında. Açılara nasıl bakarız? Derecelerden biraz kafa kattı. Ben o yüzden gözlüklendim aslında. Yani mesela 8 derece güneş. Bakıyorsunuz 8 derece aslan. Ateş ateşe üçgen atar arkadaşlar. Güzel bir açı yapar. Birbirini sever. Güneş 8 derece. Benim güneşim 8 derece. Birbirini şu anda ben 9. evden eğitimler, yurt dışı ilişkiler anlamında ne bileyim destekleniyorum yani bakar mısınız? Bana oradan bir destek açısı var. Açılarda ben onu anlatmayı düşünüyorum. Yani su suya üçgen açı güzel bir açı. 120'lik bir açıdır. Su suya yani yengeç akbala ondan sonra aslan diyelim koça. Bunların hepsi birbirine güzel açı verir. Akrep mesela balığa, akrep yengeçe. Hepsi birbirini desteklerler ama toprak ateşe kare açıdır. Birbirini sevmez. Şu anda ay benim güneşime kare açıdır. Yani benim bilinçli kişisi, bilinçli isteklerim yani ben böyle bir karakterim, kişiliğim, özüm ve gökyüzünde duygusal anlamda ben şu anda biraz kendimi huzursuz hissedebilirim bu dönemlerde. Çünkü ay Başak Burcu'nda benim güneşime kötü bir açı yapıyor. Bir iki gün benim için duygusal anlamda iyi geçmeyebilir hayat yani. Çünkü kötü bir açı oluyorum buradan mesela. Sabahtan beri anlattığım durum da şu gökyüzünde çok önem verdiğimiz hani Uranüs, Kuzey Ay Düğümü ve Mars gördüğünüz gibi bakın birleşmiş üçü. Üçü birleşmiş. Plüton da burada Mars'a destek atıyor. Plüton desteği de tartışılır. Satürn kare atıyor. Yani gökyüzü çok fena bir durumda. Çok fena. Yani Güneş Jüpiter destekliyor. Jüpiter retro. Retro bu Jüpiter ne kadar Güneş'e destek olabilir tartışılır.
Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.